Birinci Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 95. yıl dönümüne de rastlayan, üniversitemizin 10. yıl etkinlikleri kapsamında ilki düzenlenen Uluslararası Bilim ve Sanat Ödül Töreni 11 Mart 2016 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla üniversitemiz konferans salonunda gerçekleştirilecek. Birinci Uluslararası Bilim ve Sanat Ödül Töreni 3 ana kategoride düzenleniyor. Bilim kategorisinde fen ve sosyal bilimler, sanat kategorisinde sanatta başarı ve Türk-İslam kültürü hizmet başarı ödülü ile Mehmet Akif Ersoy özel ödülü olmak üzere 3 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ödül töreni Mehmet Akif Ersoy adıyla düzenlenen ilk ve tek uluslararası bilim ve sanat ödül organizasyonu olma niteliğini taşıyor. Ödül töreninde ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Üniversite Senatosu tarafından Fahri Doktora payesi verilecek. Üniversitemizin 10. yıl etkinlikleri kapsamında ödül töreninden sonra 21. yüzyılda Mehmet Akif Ersoy'u yeniden okumak adıyla 10 farklı ülkeden gelen bilim insanı ve araştırmacıların katıldığı uluslararası bir panelde gerçekleştirilecek. Bu yıl üniversitemizin 10. kuruluş yılı. Bu çerçevede zihinlerde bir iz bırakmak istiyoruz diyen rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz konu hakkında şöyle konuştu. Malumuz bu yıl üniversitemizin 10. kuruluş yılı. Bu çerçevede zihinlerde bir iz bırakmak ve üniversitenin geldiği noktayı da ortaya koymak bakımından bir dizi etkinlikler yapıyoruz. Bu anlamda bu hafta yapacağımız, cuma günü yapacağımız etkinlik çerçevesinde iki önemli etkinliğimiz var. Bunlardan birincisi Mehmet Akif Ersoy adına ilk defa uluslararası niteliği olan bir ödül programımız var. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri. İkincisi de yine 10 ayrı ülkeden gelen araştırmacı ve akademisyenlerin 21. yüzyılda Mehmet Akif'i yeniden okumak isimli bir bilimsel panelimiz var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ve onun elinden vereceğimiz ödüllerimiz esas itibariyle 3 kategoride planlandı. Bunlardan birincisi bilim, diğeri sanat, üçüncüsü de Mehmet Akif Ersoy özel ödülü. Bilim, fen ve sosyal bilimler olmak üzere 2 kişiye verilecek. Sanatta, sanatta başarı ve Türk-İslam kültürüne hizmet ödülü olmak üzere 2 alt kategoride olacak. Böylelikle 5 toplam ödülümüz var. Bunlar seçkin bir jüri tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda adaylar belirlenmiş ve ödüle layık görmüş durumdalar. Bu anlamda bu programda Mehmet Akif Ersoy'un isminin nitelikli bir şekilde, hak ettiği şekilde bütün dünyaya, dış dünyaya, ülkemizde üniversitemizin ismiyle birlikte anılması ve bir değer ifade eden nitelikte bir etkinlik yapılması bakımından çok saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bu programımıza iştirak etmesi ve destek vermesi çok da önemli. Destek vermesi Cumhurbaşkanımızın da Akif'e ve Akif'in gençliğine vermiş olduğu değerin de bir göstergesi olması bakımından çok çok önemli. Ayrıca programda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Fahri Doktoru payesi de verileceğinin altını çizen rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz şu ifadelere yer verdi. Ayrıca bu programımız çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza yine değerlere verdiği önem, kültüre, tarihe verdiği önem, şiire, şaire verdiği önem nedeniyle de üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan bir öneri çerçevesinde üniversite senatomuzca kendilerine Fahri Doktora payesi de takdim edilecek. İnşallah iyi bir organizasyon ve iyi program olacağını düşünüyoruz.
Cuma günü üniversitenin dışında da bir etkinlik olacağını ifade eden Rektörümüz Profesör Doktor Adem Korkmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur'a gelmesiyle Burdur'umuz müstesna bir gün geçirmiş olacak diyerek şunları söyledi. Cuma günü üniversitemiz dışında da Sayın Cumhurbaşkanımızın programı var. Bir toplu açılış töreni de var. Bu toplu açılış töreninde de üniversitemizde yapımı tamamlanmış, işlemleri bitmiş olan bir takım yapıların da açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimizdeki diğer açılışlarla beraber Cumhuriyet Meydanı'nda ayrıca üniversitemizin diğer birimlerinin açılışını da diğer ilimizdeki açılışlarla beraber Sayın Valimizin koordinasyonunda Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle ve halka hitabetiyle de inşallah Cuma öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın önce Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan daha sonra üniversitemizde devam edecek olan etkinlikleriyle Burdur'umuz müstesna bir gün geçirmiş olacak.